Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde bir bilgisayara birden fazla işletim sistemi nasıl kurulabilir sorusuna kısa cevap vermeye çalışacağım. Tabii konumuza geçmeden önce bilmeniz gereken bazı konular var. Bununla ilgili ben kısa bir bilgilendirme yapayım. Öncelikli olarak benim hali hazırda bir bilgisayarım var. Bu bilgisayarımın C sürücüsüne bir işletim sistemi yüklü. Bunu hemen şuradaki Windows simgesinden anlayabiliyorum. Şu anda benim sadece tek bir sürücüm var. Yani ben hard diskimi tek bir bölüm olarak biçimlendirdim. Tabii sizde bu birden fazla sürücü şeklinde olabilir. Yani D sürücüsü, E sürücüsü, F sürücüsü şeklinde sürücüleriniz olabilir. Yani hard diskiniz veya SSD'nizi birden fazla bölümlere ayırmış olabilirsiniz. Burada bizim yaptığımız şey aslında şu. Biz bu bölümlendirdiğimiz sürücülere veya varsa tabii ekstra bir hard diskiniz varsa ekstra hard diske işletim sistemleri kurabiliyoruz. Bilgisayarınızın desteklediği ölçüde birden fazla işletim sistemi kurmanız mümkün. Peki biz bu birden fazla işletim sistemini neden kuruyoruz? Örneğin bir iş yerindesiniz. İş yerinizde özel bir muhasebe programının kurulu olduğu bir bilgisayarınız olduğunu varsayalım. Bu bilgisayarınız XP de olabilir, Windows 7 de olabilir, Windows 10 da olabilir. Tabii iş yerinizdeki patronunuz ya da siz doğrudan bu bilgisayarı kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu bilgisayarın özel olmasından kaynaklı tabii. Siz bilgisayarınızın herhangi bir sürücüsüne veya yeni aldığınız bir hard diske işletim sistemi kurup doğrudan bu bilgisayarda kullanabilirsiniz. Yani bu var olan normalde hali hazırda kullandığınız işletim sistemine hiçbir zarar vermeden bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz ve ardından işletim sisteminizi seçip normal kendi işletim sisteminiz, yani kullanmak istediğiniz işletim sistemini seçebiliyorsunuz. Örneğin siz normal özel olarak korunmasını istediğiniz işletim sistemine geçmek isterseniz tabii yine açılışta klikliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu işletim sistemi kullanmak istiyorum ve ona geçiş yapıyorsunuz. Bu işlemler oldukça basit. Dediğim gibi kuracağınız bu işletim sistemi diğer işletim sisteminize, yani hali hazırda kullandığınız işletim sisteminize kesinlikle zarar vermeyecektir. Bunu hatırlatayım. Yani silinmesine neden olmayacaktır. Tabii bu işlerde biraz acemi olanlar bu konuyu biraz daha böyle detaylı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü yanlış bir şey yapmaları halinde var olan işletim sistemini de silebilirler. Bunu hatırlatayım. Ben burada böyle bir işlemin gerçekleştirilebildiğini anlatmaya çalışacağım ve bu işlemin nasıl olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Herhangi bir sorunuz varsa da tabii siz bunu yorum kısmından bana sorarsanız ben bunu elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Benim hali hazırda Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarım var. Bunu hemen bilgisayarım sağ klik özellikler. Bakın buradan Windows 10 Pro işletim sistemim var. Ve bu işletim sistemim 64 bit işletim sistemine sahip ve x64 tabanlı bir işlemcisi var. Bu oldukça önemli. Neden önemli? Şimdi eğer normalde bilgisayarınız eğer şurada, bakın şurada x86 tabanlı işlemci yazıyorsa siz buraya 64 bitlik bir işletim sistemi, yani yeni bir işletim sistemi kurmak isterseniz 64 bitlik bir işletim sistemi kuramıyorsunuz. 32 bitlik bir işletim sistemi kurmak durumundasınız. Bunu hatırlatayım. Bu nedenle eğer sizde 64 bitlik bir işletim sistemi varsa ve burada aynı bu şekilde yazıyorsa, yani şu ikisi aynıysa, buna hem 32 bit hem de 64 kurmakta herhangi bir sıkıntı yok. Sadece şurada x86 tabanlı işlemci yazıyorsa siz bu bilgisayara şeyi kuramıyorsunuz. 64 bitlik bir işletim sistemi kuramıyorsunuz. Peki bu ne zaman geçerli? Bu şu şekilde: eğer C sürücünüzden başka sürücülere, yani D sürücüsü, E sürücüsü, F sürücüsüne yeni bir işletim sistemi kurmak isterseniz bu durumda geçerli. Ekstra bir hard diskiniz varsa buna herhangi bir gereklilik yok. Yani istediğiniz işletim sistemini kurabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dediğim gibi, yani siz elinizde bir hard disk var. Hard diski normal bilgisayarınıza bu SATA kablosuyla bağlayıp işletim sistemi kurabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İşiniz bittiği zaman da hard diskinizi çekip evinize gidebilirsiniz. Yani normal gündelik yaşamınıza devam edebiliyorsunuz. Ve burada var olan işletim sistemine herhangi bir zarar gelmiyor. Bunu aslında şurada da fark etmiştim. Çalıştığım bir yerde mesela gördüğüm, tanık olduğum bir şey. Özel olarak kullanılan bir bilgisayarımız vardı. Bu bilgisayar normalde hiçbir işlem yapılamıyordu. Yani özel olarak şifrelenmiş, korunuyordu. Bizim arkadaşlar kendisine ait bir hard diski vardı. Hard diskini getirdi. Bu bilgisayarın kasasına bağladı. Yani normal SATA girişinden bağladı. Ve buraya ne yaptı? Yeni bir işletim sistemi kurdu. İşe geldiği zaman bu hard diskini
kasaya bağlıyordu ve bilgisayarınızı yeniden başlatıyordu. Bu kendi işletim sistemini seçiyordu ve normal olarak işte bilgisayarı o şekilde kullanıyordu. Yani filmlerini izleyebiliyordu, işte internete girebiliyordu vesaire vesaire. İşi bittiğin zaman da işte hard diskini çıkartıp evine götürüyordu. Tabi bu şekilde de kurabilirsiniz. Bunu hatırlatayım. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey nedir? Onu göstereyim. İlk olarak bizim yapmamız gereken bir USB hazırlamak ve bu USB'ye biz Windows 10 kuracağız. Şimdi hemen bu işlemlere geçelim. Şimdi bir bilgisayara birden fazla işletim sistemi kurabilmek için öncelikli olarak bir USB'ye Windows 10'u yüklememiz gerekiyor. Yani USB ile Windows 10 kurulumu yapıp bu bilgisayarımıza Windows 10'u yükleyeceğiz. Aslında bunun basit mantığı bu. Şimdi en az elimizde en az 8 GB büyüklüğünde boş bir USB bellek bulunması gerekiyor. İçinde burada verileriniz varsa bunu yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Aksi halde bunlar silinecektir. Bunun bilgisini vereyim. İkincisi Rufus adlı bir programımız var. Bu program ne işe yarıyor? Bu program indirdiğimiz ISO dosyası yani işletim sistemini buraya yazdıracak. USB belleğimize yazdıracak. Basit bir şekilde böyle. Ben bu Rufus programında aynı zamanda hemen linkini videonun altına bırakacağım. Çalıştırdığınız zaman böyle bir pencere geliyor. Peki ben işletim sistemini nereden indireceğim? Bakın işletim sisteminde yine şöyle bir küçük paket programımız var. Doğrudan Microsoft'un resmi sitesinden siz orijinal son sürüm ya da isterseniz farklı özellikle yani Windows 7, Windows 8 vesaire doğrudan Microsoft'tan indirebiliyorsunuz ISO dosyası halinde. Örnek olarak ben en son sürüm Windows 10'u nasıl indireceğinizi göstereyim. Bunun için hemen şu bakın programı çalıştırıyorsunuz doğrudan bir exe paket programı aslında. Windows 10'u klikliyorsunuz. Karşınıza şöyle sürüm seçin geliyor. Buradan bak şunu kliklediğinizde en son sürüm neymiş? Şu anda 10 Mayıs 2020'de çıkan en son sürüm, en güncel olan bu. Bunu seçiyorum. Bak en dolusu da bu aynı zamanda Home Pro yazıyor. Bunu seçiyorum. Onayla diyorum. Dilini seçin diyor. Dili Türkçe olarak seçiyorum. Onayla diyorum. Şimdi yeni oluşturacağım işletim sistemi 64 bit olmasını istiyorum. Bunu seçeceğim. Bunu klikliyorum. Bakın doğrudan ISO şeyi geldi. ISO dosyası olarak geldi. Ne? Win10 2004. Bakın şu indirdiğim program bu aynı zamanda. ISO dosyası bu. Aynı zamanda işletim sistemi bu. Kaydet diyorum ve bilgisayarıma kayıt ediyorum. Bu kadar basit aslında. Dediğim gibi bu programın linkini de hemen uygulamanın linkini videonun altına bırakacağım. Buradan çalıştırırsınız. Çok küçük olduğu için kısa sürede bilgisayarınız inecektir. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi bu ISO dosyasını yani işletim sistemi olan ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracağız. Nasıl yapacağız? İlk olarak buradan bakın G sürücüsü. Doğru sürücüyü seçtiğinize emin olun. Aksi halde bu seçtiğiniz sürücüdeki tüm bilgiler silinecektir. O yüzden doğru flash belleği seçtiğinize dikkat edin. Bunu seçtim 16 GB. Her şey tamam. G sürücüsü tamam. Şimdi buradan neyi seçeceğim? ISO dosyasını seçeceğim. Seç kısmına geliyorum. Nerede? Bu masa üstünde. İşletim sistemi. Bu. Bu kadar. Ardından ne yapacağım? Burada şu kısım var. Şu biraz önemli olabilir. GPT MBR. Eğer yeni nesil bir bilgisayarınız varsa GPT seçebilirsiniz. Eğer eski nesil BIOS sürümleri falan varsa MBR seçin. Ama dediğim gibi eğer Windows 10 kullanıyorsanız zaten sizin muhtemelen disiplin üzerine GPT'dir. O yüzden GPT seçmenizde fayda var. Ardından ne yapacağım? Başlat diyeceğim. Başlat dediğimde şöyle bir uyarı gelecek. Diyecek ki aygıtındaki tüm veriler yok edilecek. Yani bakın şu sürücüdeki, G sürücüsündeki. Ben de tamam diyorum. Ve işlem başlıyor. Bakın şu şekilde ne yapacak? Windows 10 işletim sistemini USB belleğimize yazdırmaya başlayacak. Bu ne zamana kadar devam eder? Bu yaklaşık bir 15-20 dakika sürebilir. Bunu hatırlatayım. Bu işlem sonucunda burası tamamlandığında şu şerit alanında hazır uyarısı gelecek. Burası hazır uyarısı geldiğinde bizim USB belleğimiz hazır demektir. Yani artık bununla bilgisayarımıza yeni bir işletim sistemi kurabiliriz anlamına gelecek. Şimdi ben bunun hazır bende USB belleğim var ve bu hazır USB belleğimle yeni bir işletim sistemi bilgisayarıma kuracağım. Bu nasıl yapıldığını göstereyim. Evet, Windows 10 işletim sistemimizi USB ile yazılma işlemimiz tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken olayı anlatmaya çalışacağım. Şimdi siz normalde işletim sisteminin yüklü olduğu sürücüye yani daha doğrusu C sürücüsüne yeni bir işletim sistemi kuramazsınız. Bunun için yeni bir sürücü oluşturmanız gerekiyor. Varsa yeni sürücüye kurabilirsiniz. Eğer alternatif olarak da yeni bir hard diskiniz varsa bilgisayara bağladığınız buna da kurabilirsiniz. Şimdi bende şu anda tek sürücü olduğu için ben bunu ikiye böleceğim.
Yani bir tane C sürücüsü yapacağım, bir tanesinde D sürücüsü ya da F sürücüsü yapacağım ve buraya kuracağım. Yani yeni işletim sistemi buraya kuracağım. Dediğim gibi sizde eğer birden fazla varsa, bir tane daha varsa bunun ayrıca aynı zamanda içini de boşaltmanız gerekiyor. Çünkü buraya biz işletim sistemi kuracağız. Bunun için mesela benim gibi tek sürücü olanlar nasıl ikiye bölebilir? Bunu göstereyim. Bunun için hemen bilgisayarın üzerine sağ klik yapın. Buradan yönet kısmına gelin. Gelen kısmından disk yönetimi kısmına gelin. Buradan bakın C sürücüm bu. Şu anda kaç GB'mış? 79.45. Bunu ikiye bölmem daha mantıklı. Yani 40 GB, 40 GB şeklinde yapabilir. Bunu megabayta çevirdiğim zaman işte 1 GB, 1000 MB olarak düşünürsek 40.000 MB olarak çevireceğim. Şimdi bunun üstüne sağ klikliyorum. Bunu ben ikiye böleceğim. Bu C sürücüsünü. Bunun üstüne sağ klikliyorum. Ne diyorum? Birimi küçültüyorum. Çünkü ne yapacağım? Küçülteceğim. Yani 40 GB'a çekeceğim. Geldi. Küçülecek miktarı megabayt olarak seçeyim. Ben buna 40.000 diyebilirim mesela. 40.000 şöyle. 40.000 megabayt yaklaşık 40 GB'a eşit olduğu için o şekilde şey yapıyorum. Düzen diyorum. Aynı zamanda tabii alanı doğru olarak seçtiğinize emin olun. Yani alanınızda çok fazla yer varsa ona göre değerlendirin. Benim şu anda mesela ne kadarlık alan kaplı bakalım. Kullanılan alan ne kadarmış? 17.8 GB. Yani bunu aşmamaya özen gösterin. Bunu hatırlatayım. Şimdi 40.000 GB yazdım. Küçült diyorum. Bakın küçülttü. Bunu C'ye attı. 40 GB'ını. Geri kalan 40'ını da buraya attı. Ama burada şu anda görünmez. Şöyle bakalım. Bakın burada görünmez. Görünür hale bakın bu 40 GB oldu. Diğer 40 GB nerede? Burada. Bunu sağ klik diyorum. Yeni basit birim diyorum. İleri, 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 ileri ve son diyorum. Evet. Şimdi görünmesi lazım. Evet göründü. Altta uyarısı da geldi. Bakalım. Hatta buradan bakalım. Bakın buraya geldi. Yeni benim hard diski ikiye böldüm. Normalde tek sürücüydü. 40 GB'ı C'ye verdim. 40 GB'ı da yeni yapacağım işletim sistemine verdim. Tamam. Buradaki işlem tamamlandı. Pencereleri kapatabilirim. Şu şekilde. Diski kullanmak için pişirmemiz gerekli. Tabii pişirmelerim çok da önemli değil. Hatta başlat diyeyim. Tamam diyelim. Evet. Tamam. Evet. Bu şekilde. Şimdi ben yeni işletim sistemimi buraya kuracağım. Bu E sürücüsüne kuracağım. Dediğim gibi sizde eğer birden fazla varsa hani normalde burada başka sürücüleriniz varsa bunun içindeki aynı zamanda verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Aksi halde yaptığımız işlem sonucu da tamamı silinecektir. Bunu hatırlatayım tekrar. Şimdi penceremi kapatıyorum. Ne yapacağım? USB belleğimi bilgisayarıma takacağım. USB belleğimi bilgisayarıma taktıktan sonra bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Şimdi yapalım. Evet, USB belleğimi bilgisayarıma taktım ve bilgisayarımı yeniden başlattım. Tabii sizde şöyle olabilir. Yani doğrudan tekrar normal Windows başlatıyor olabilir. Normalde yapmanız gereken şey şu BIOS kısmına giderek taktığınız USB belleği ilk sırada görüntülemesini sağlamak. Yani bizim bilgisayarımız ilk olarak görüneceği depolama birimi ya da aygıt USB belleğimiz olacak. Eğer bu şekilde yaparsanız bu şekilde direkt kurulum ekranı gelecektir. Baştan hatırlatayım. Bizim yaptığımız şu andaki işlem normal var olan işletim sistemine format atmak değil. Bunu hatırlatayım. Şimdi gelen pencereden ne yapıyorum? Yüklenecek dil Türkçe, saat ve para birimi Türkçe, klavye giriş yöntemi Türkçe. Zaten bunlar otomatik olarak gelecektir. Buna ileri diyorum. Ardından şimdi yükle diyorum. Şöyle bir ekran gelebilir. Burada ürün anahtarım yok diyorum. Burada neyi seçeceksiniz? En dolu sürümü Windows 10 Pro. İsterseniz Home da seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama ben en dolu sürümü kendim de bunu kullanıyorum. Windows 10 Pro'yu seçtim. İleri diyorum. Gelen bu kısma lisans koşullarını kabul ediyorum diyorum ve ileri diyorum. Şu hemen alttaki kısmı seçiyorum. Bakın özel yalnızca Windows yükle gelişmiş seçiyorum. Burası oldukça önemli. Bakın eğer bu kısımda hiçbir şeyden anlamıyorsanız kesinlikle buraya dokunmayın. Çünkü halihazırda var olan işletim sisteminizi silebilirsiniz. Yani bu oldukça önemli. Bizim burada yapacağımız şey dediğim gibi az önce benim oluşturduğum sürücüye eğer tabii sizde varsa bir ekstra bir hard disk olabilir. Buraya işletim sistemini kurmak. Bizim temel mantığımız bu. Burada benim ayırdığım işletim sistemi neydi? Bakın buydu. Bakın 30.1 GB. Bunu bilirseniz zaten hiç sorun olmayacaktır. Bakın birinci il dediği benim normalde hali hazırda var olan işletim sistemim burada. Zaten ben buraya kesinlikle dokunmayacağım. Ben yeni birime yani buraya 39.1 GB olan kısma ne yapacağım?
İşletim sistemi kuracağım. Tamam. İleri diyorum. Ve ne yapacak? Windows 10'u yüklemeye başlayacak. Şimdi bu ayarların, daha doğrusu Windows 10'un yüklemesi için kısa bir bekleyelim. Bu işlemde tabii bilgisayarınızın performansına göre yaklaşık olarak bir 20-25 dakika sürebilir. Bunu hatırlatayım. Evet, Windows 10'umuzun yüklenmesi tamamlandı. Şimdi bu sayfaya gelene kadar aslında hiçbir şeye dokunmuyoruz. Doğrudan ne varsa kendisi yeniden başlatmalar yapabilir veya farklı ayarlar yapabilir. Dediğim gibi bu sayfaya gelene kadar hiçbir şekilde herhangi bir şeye dokunmuyoruz. Bunu hatırlatayım. Bu sayfaya geldiğinizde artık flash belleğinizi bilgisayarınızdan çekip çıkartabilirsiniz. Flash bellekle işimiz kalmadı. Bundan sonra bölgeyle başlayalım bu doğru mu sorusuna Türkiye'yi seçip evet diyoruz. Bu doğru klavye düzenimi Türkçe Q, evet. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz? Atla. Bu bilgisayarı kim kullanacak? Buna bir isim verebilirsiniz. Örneğin ben Touchworm diyeyim. Şu şekilde. İleri. Parola. Parola vermeyeceğim. Bu yüzden ileri diyorum. Siz parola verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gizlilik ayarları kabul et diyelim. Bunlar standart seçenekler olduğu için etkinlikleriniz eşlensin mi? Evet diyorum. Evet, şimdi masa üstümüz gelecek. Kısa bir ayar var. Bundan sonra bilgisayarımız hazır hale gelecek. Ve masa üstümüz hazır hale geldi bu şekilde. Şimdi isim simgeleri hemen kısaca getireyim. Şöyle kişiselleştir. Temalar. Buradan masa üstü simge ayarları. Şunları seçili hale getireyim şu şekilde. Evet. Şöyle bir sıralamasını da yapayım bir daha. Evet, şu şekilde geldi. Bakın. Bilgisayarım içine gidiyorum. Bakın burada benim bir C sürücüm var. Bir de D sürücüm var. Şu şekilde oluştu. İkisi ayrı işletim sistemleri. Bakın bunu kontrol edelim şu şekilde. Bu farklı bir işletim sistemi. Bu da farklı bir işletim sistemi. Yani şu anda bilgisayarımda iki farklı işletim sistemi bulunuyor. Bir tanesi yeni kurduğum işletim sistemi, diğeri bir önceki işletim sistemi. Şimdi peki nasıl olacak mesela bilgisayar yeniden başlattığımda? Hem birlikte görelim. Bilgisayar yeniden başlatıyorum. Bilgisayarımı yeniden başlattığımda karşımda böyle bir seçenek gelecek. Tabi dilersen bunları değiştirebilirim. İkisine de Windows 10 yüklü olduğu için bu şekilde Windows 10 ibaresi geldi. Şuradan mesela şu seçenekleri değiştirebilirim. Şu zamanlayıcı mesela. Ne yapabilirim mesela? Bunu 5 dakika yapabilirim mesela. Bu şekilde. 5 dakika seçebilirim. Şöyle geri gelelim mesela tekrar. Bu şekilde yapabilirim. Burada iki ayrı işletim sistemi. Tabi siz isterseniz birisinde mesela Windows 7 kurabilirsiniz. Birisine atıyorum XP kurabilirsiniz ya da ne bileyim sizin şu anda mesela halihazırda kullandığınız Windows 7 olabilir. Buraya ikincisi olarak Windows 10 kurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi şunu klikleyelim mesela. Evet, ilk yüklemesini yaptığımız işletim sistemi, yani orijinal işletim sistemimiz açıldı. Şimdi bilgisayarımda bakın kontrol edelim. Bakın benim normalde halihazırda şu anda açılış olan ve çalışan işletim sistemi bu. Yani buradaki Windows logosundan anlıyorum. İkinci yüklediğim, ikinci kurduğum işletim sisteminde burada yer alıyor. Şöyle şu şekilde klasörleri kontrol edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Siz bir sonraki, yani daha doğrusu ikinci işletim sisteminizi açtığınızda sürücü isimleri yer değiştirebilir. Bunu hatırlatayım. Buradaki dikkat etmeniz gereken şey kapasite miktarları. Yani bu mesela ikinci kurduğum işletim sistemi 39 GB'mış. İlki, yani şu anda halihazırda olan 40 GB'lık bir alan kaplıyormuş. Buna dikkat edin. Bu işletim sistemi üzerinde yaptığınız tüm kurulumlar, yani programlar yükleyebilirsiniz vesaire vesaire. Bu ikinci işletim sistemine zarar vermez. Ama şuna dikkat edin. Bilgisayarınıza virüs bulaşırsa, yani şu bilgisayarınıza halihazırda virüs bulaşırsa bu işletim sistemini etkileyebilir. Bunu hatırlatayım. Bunun garantisini vermiyorum daha doğrusu, öyle diyeyim.
Ancak normalde bunun üstünde kurduğunuz bütün programlar, ıvır zıvırlar vesaire ya da şunun üstüne daha doğrusu kurduğunuz bütün programlar birbiri arasında zarar vermez. Bunu hatırlatayım. Çünkü ikisi bağımsız, birbirinden bağımsız bölümler. Sadece virüsler belki etkili olabilir birbirleri üzerinde. Bunun dışında herhangi bir sıkıntısı olmayacaktır. Yine tekrar bir hatırlatma daha yapayım. Eğer siz Windows 7 işletim sistemi üzerine Windows 10 ikincisi olarak Windows 10 kurarsanız herhangi bir sıkıntı olmayabilir. Ancak Windows 10 işletim sistemi kullanıyorsanız ve ikinci işletim sistemi olarak Windows 7 kurmak isterseniz bunun için hata olabilir. BIOS'a gelerek işte Secure Boot ve Fast Boot özelliklerini disable yapmanız gerekiyor. Ve böylece kurulumunuza izin verecektir. Bunun hatırlatmasını yapayım. Basit bir şekilde bir bilgisayara birden fazla işletim sistemi kurmak böyle. Aslında biz burada ikinci bir işletim sistemi kurduk. Tabii daha fazla sürücünüz varsa istediğiniz kadar işletim sistemini bu şekilde kurabilirsiniz. Olayın temel mantığı şu aslında. Bir USB belleğe normal Windows 10 işletim sistemini Rufus yardımıyla yüklüyorsunuz. Ardından bilgisayarın normal format atar gibi USB belleğinizi bilgisayarınıza takıyorsunuz. Bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz veya ilk sırada BIOS'tan gösteriyorsunuz USB belleğinizi. Böylece bilgisayarınız USB belleği görüyor. Açılışta kurulum kısmına geliyorsunuz ve işletim sistemi için ayırdığınız bir sürücü veya bir hard diski bu kısma yüklüyorsunuz. Yalnız burada bir hatırlatma daha yapayım. Normal USB yani taşınabilir bir aygıta kuramazsınız. Bu açılışta sıkıntılara neden olabilir. Bu yüzden doğrudan SATA kablosuyla bağlantılı kısımlardan şey yapmanız gerekiyor. Yani ekstra bir hard disk aldıysanız bunun direkt hard diskinizin SATA noktasıyla bağlantılı olması gerekiyor. Yani normal USB kısmından işte Windows 10 ya da bir herhangi bir USB belleğe Windows 10 yükleyerek açılış yapamıyorsunuz. Bunu hatırlatayım. Umarım benim bu dediğimi anlamışsınızdır. Dediğim gibi bu konularda da biraz çok fazla aşina değilseniz ve önemli bilgileriniz varsa buna dikkat edin. Bilgileriniz silinmesin. Bu bilgilerinizi de yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Bunu hatırlatayım. Yani farklı bir taşınabilir hard diske, farklı bir USB belleğe bilgilerinizi yedekleyin ve bu işlemleri öyle yapın. Benim bu konuda anlatacaklarım kısaca böyle. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bize destek olmak için abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.